Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 8 Nisan 2021 Perşembe, ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 133 milyonu aştı, 134 milyona doğru ilerliyor. Ama bugünün herhalde en iyi haberi, dünya genelinde 700 milyondan fazla insan şu ana kadar koronavirüse karşı en azından bir doz aşılanmış durumda. Ancak yaşamını yitirenlerin sayısı da 2 milyon 900 bine aştı. Durum öyle gösteriyor ki önümüzdeki aylarda 3 milyonun üzerine çıkacak dünya üzerinde yaşamını yitirenlerin sayısı koronavirüs salgını sebebiyle. Ülkemizde ise resim açıkçası çok çok kötü. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre dün Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanan insan sayısı 50 bine aştı. Rakamlar şöyle: dün 302.108 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 54.740 yeni vakaya rastlanmış ki bu Türkiye için yeni bir rekor. Üstüne üstlük bir gün öncesine göre yaklaşık 7.000 kişi daha fazla salgına yakalanmış. Hasta sayısı 2.203 ve vefat edenlerin sayısı gerçekten çok acı, çünkü 276'ya ulaştı. Bir günde 276 kişiyi koronavirüs salgınına kurban verdik. Böylece bugüne kadar 32.943 vatandaşımızı koronavirüs salgınında kaybettik. Bu gerçekten artık önü alınması gereken, kısıtlamaların gerekiyorsa arttırılması, aşılama sürecinin hızlandırılması ve aşı tedarik edilmesi gerekiyor herhalde. Çünkü Türkiye aşılamayı yapma konusunda gerçekten çok başarılı ülkeler arasında, ancak Türkiye'nin önündeki bariyer yeterince aşıya sahip olamamak. Evet, salgınla ilgili durum böyle. Salgınla ilgili durum korkutucu. Onun dışında dün Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı operasyon bölgesinde iki askerin şehit olduğu, yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Ve şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili tweetini görüyorsunuz. Açıkçası Suriye'de yine askerlerimizi kaybetmeye başladık. Bu açıkçası çok acı bir durum yine. Ve Türkiye hem salgınla boğuşuyor hem de bir yandan terörle mücadele de devam ediyor. Ama Türkiye'nin çok ciddi tartışma konuları da var. Ama biz bugün bu konulara çok değinmeyeceğiz. Bugün Bülent Kağanköse ile Medyaskop spor yorumcusu, Medya Günlüğü spor yazarı Bülent Kağanköse ile spordaki son gelişmeleri, Süper Lig'de 33. haftayı değerlendireceğiz. İşte bu değerlendirmeye geçmeden önce, Bülent'e merhaba demeden önce isterseniz şu ana kadar oynanan maçlara ve bugünün programına bakalım. Karagümrük Hatayspor'u 1-0'la geçti. Göztepe Rizespor'u 2-0 yendi. Trabzonspor'la Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'la Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor yine aynı skorla 1-1 berabere kaldı ve Beşiktaş Alanyaspor'u dün akşam 3-0'la geçti. Çok önemli bir galibiyet aldı böylece. Antalyaspor'da konuk ettiği Sivasspor'a 4-2 yenildi. Bugün saat 16'da Denizlispor'la Kasımpaşa, aynı saatlerde Galatasaray Futbol Kulübü ile de Başakşehir karşı karşıya gelecek ve Yeni Malatyaspor'da akşam 19'da Fenerbahçe'ye konuk edecek. Kaan, günaydın. Herhalde ufak bir kaza oldu. Olur o kadar. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Önce istersen bugün Beşiktaş maçıyla başlayalım. Beşiktaş-Alanya maçıyla. Beşiktaş-Alanya'yı yendi ve çok önemli bir galibiyet aldı. Alanya Lig'in çok dişli takımlarından, çok zorlu takımlarından, hatta uzunca bir süre liderliği de götürmüştü. Sen dün akşam bu maçı nasıl değerlendirdin? Tabii şimdi Beşiktaş'ın bir puan kaybı olduğu için var gücüyle saldıracakları belliydi. Fakat Alanya Spor'un da aynı şekilde son haftalarda kötü bir formu vardı. Ben bu formu da acaba telafi ederler mi diye bekliyordum açıkçası. Güzel bir maç olacağı kesindi. Zaten maç da çok iyi başladı. İlk yarıda direkten dönen 3 tane top var. Alanya Spor'un kaçırmış olduğu çok net pozisyonlar var. Yani Ersin'in kurtarmış olduğu pozisyon var. Bu noktada Alanya Spor bu pozisyonu atmış olsa maçın seyri çok değişecekti. Beşiktaş skoru aldıktan sonra istatistiksel olarak da çok rahat üstünlük sağladığı bir maç oldu aslında. Beşiktaş'ın her zamanki oyunu sahadaydı diyebilirim tekrardan. Ama Alanya Spor hem ilk yarıda hem ikinci yarıda öyle goller kaçırdı ki, yani Beşiktaş bu maçtan puansız da ayrılabilirdi. 3 puanı bırakabilirdi. Çok net pozisyonlar vardı. Babakar'ın özellikle ikinci yarıda kaçırmış olduğu, boş kaleye kaçırmış olduğu bir pozisyon var. Yani futbol tarihinde o pozisyon bir daha nasıl öyle kaçar gerçekten merak ediyorum. Çok ilginç bir pozisyondu. Ama tabii ki Beşiktaş yani oyununu çok iyi devam ettirdi. Ensakala özellikle çok iyiydi Beşiktaş'ta. Maçta öne çıkan isimdi diye düşünüyorum.
Gezal'ın dönüşü Beşiktaş'ı çok rahatlattı hücum anlamında. Ama Abubakar'sız Gezal biraz daha yalnız kalıyor ileride. Yine tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı. Takımı hücuma çıkarmaya çalıştı. Larin'le olan anlaşması Abubakar'la olan anlaşması kadar iyi değildi bence. Ama Beşiktaş yine de Sergen Yalçın Beşiktaş'ı şampiyonluk moduna sokmuş. Önce onu söyleyeyim. Çünkü çok iyi bir geri dönüş yaptılar. Hem oyun hem istatistik anlamında. Bu noktada çok kritik bir 3 puan aldılar. Çünkü bugün Yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçı var. Siz de yayının başında bahsettiniz. Yeni Malatya Spor 12 haftadır kazanamayan bir ekip. Olur da 1 puan, 1-3 puan alırsa Yeni Malatya Spor, Fenerbahçe'nin işi bayağı zor olacak. Bu noktada da Beşiktaş'ın önce maç oynamış olması Fenerbahçe'yi belki mental anlamda birazcık sıkıntıya sokabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş kaybetmedikçe avantajın kendinde olduğunu farkında. Hoca bunu takıma iyi aşılamış. Baştan sona kırılma anları hariç Beşiktaş'ın hak ettiği bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Sizi... Bu sefer de benim mikrofonum kapalı kalmış, evet. Dün akşam da Antalya Spor'la Sivas Spor arasında da bir karşılaşma vardı. Antalya Spor, evet. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nın finalindeki rakibi oldu. Ancak evet. Ligde Antalya Spor, Ersun Yanal ki kendisi çok çok deneyimli bir teknik direktör, milli takım hocalığı yapmış, Fenerbahçe'yi yönetmiş, Trabzonspor'u yönetmiş, gerçekten çok deneyimli bir hoca ve Antalya Spor'un ligde çok inişli çıkışlı ilginç bir şey var. Dün de Sivas Spor'a 4-2 yenildi Antalya Spor. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsun? Yani çünkü Tyler Boyd öyle istedi diyebilirim. Maç başından itibaren Sivas Spor'un bütün hücum yükünü hemen hemen sezon başından beri Gredel çekiyordu. Fakat Boyd geldikten sonra oyunu iki kanada yayan ve daha çeşitli bir şekilde oynayan bir Sivas Spor gördük. Tabii ki bu çeşitliliğe Faysal Facır'ın da ikinci bölge üstünlüğünü katarsak Sivas Spor hayli iyi takım oldu diyebilirim. Rıza Çalınbay zaten mağlubiyet aldığı haftalarda da iyi futbol oynadıklarını fakat üzerlerinde şanssızlık olduğunu belirtiyordu ki haklıydı da, ben de aynı fikirdeydim kendisiyle. Oyunlarını biraz daha oturtmuşa benziyorlar. Bu noktada kanattan oyun kurarak daha kompakt, daha kontra stiline dayalı bir futbol oynamayı tercih ediyorlar. İlk özellikle evlerinde oynadıkları maçlarda daha farklı, deplasmanda daha farklı oynuyorlar. Bu noktada iki farklı Sivas Spor izliyoruz diyebilirim. Tabii maçın başında gol gelince, Tyler Boyd'dan bir gol gelince Antalya Spor mental olarak çok iyi toparlanamadı. Yani onu maça tutturmak çok kolay değil, önce öyle söyleyeyim. Ama tabii ki skoru da eşitlemeleri acaba mı dedirtti bana. Fakat Antalya Spor hücum etmeyi tercih etmiyor. Bu maçta öyle oldu. Ben öyle sezdim, öyle analiz ettim. Yani hücum edebildikleri zaman ediyorlar. Fakat çok fazla düşünmüyorlar. Sebebini anlayamadığım bir şekilde. Biraz daha savunma dürtüsü çok çok fazla Antalya Spor'da. Tabii ki ligde şu an kafaları rahat olduğu için ve kupada da belli bir yerde oldukları için takımın bütün konsantrasyonu kupada diye düşünüyorum ben. O da bir noktada lige yansıyabiliyor. Ama baştan sona Sivas Spor iyi top oynayarak haklı bir galibiyet aldı. İşin ilginç tarafı Sivas Spor ne zaman kaleye gitmek istese o pozisyon gol oldu. Buradan değerlendirmek gerekiyor. Yani bu noktada da takımın kafasının ne kadar rahat olduğu, saha içerisinde ne kadar mutlu olduğu, hocayla ilişkisinin, başkanla ilişkisinin nedenle iyi olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Antalya Spor'un zaten çok kırılgan bir yapısı var. O önümüzdeki sezon muhtemelen değişecektir eğer Ersun Yanal'la devam ederlerse. Ama bu sezon için Süper Lig adına ben her şeyi doldurduklarına inanıyorum. O yüzden tüm konsantrasyon kupada, bu da sahaya yansıyor. Sivas Spor baştan sona hak ettiği bir galibiyet aldı ve kendini rahatlatacak bir puan aldı diye düşünüyorum. 33. haftada şu ana kadar oynanan maçlara baktığımız zaman görünen şu: Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye, Erzurumspor hepsi 1-1 berabere kaldı. Üstüne üstlük Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Konyaspor, Ankaragücü maçları, tabii Trabzonspor, Kayserispor maçı da ligin dibindeki takımlar için çok çok önemliydi. Sen buraya baktığında özellikle ligin dibindeki Ankaragücü, Kayserispor ve
Gençler Birliği için durumu nasıl görüyorsun? Sanki Denizli Spor'un artık şansı giderek azaldı gibi, hani 30 haftada 25 puanla bunun üzerine son haftada eğer kurtarabilirse kendini gerçekten bir mucize olur, ama mümkün 9 haftada bunu yapması da bir taraftan hani matematik olarak. Bu 3 takımın performansını, dipteki takımları nasıl değerlendiriyorsun? Dipteki takımlarla karşılaşacak zirvedeki takımların durumu sence nasıl? Şimdi her iki tarafta da çok çok farklı konsantrasyon biçimi oluyor takımları değerlendirdiğimizde, ama dipteki takımlar bu sezon öyle puanlar aldı ki bu 3 takımdan, saydığınız 3 takımdan hiçbiri direkt gider diyemiyorum. Şöyle söyleyebiliriz. İki takım benim kafamdaki, en azından benim kafamdaki iki takım hemen hemen belli. Tabii ki Yılmaz Vural'ın gelişiyle, biliyorsunuz ki o son dakika gollerini atmayı çok sever. Son ana kadar savaş sürecektir ama puan farkı üst baremle daha fazla olduğu için Erzurumspor ve Denizlispor'u ben iki takım olarak sayabilirim. Fakat kalan iki takımda, yani kim gidecek onu gerçekten çok merak ediyorum. Bu saydığımız 3 takımın kurtulup Başakşehir'le Yeni Malatyaspor'un düşme şansı bile var şu an. Çünkü değerlendirecek olursak Gençler Birliği 4 haftada 10 puan aldı. Ankara Gücü gayet iyi gidiyor. Onlar da bir puanla döndüler deplasmandan. Kayseri Spor Hamzoğlu'nun gelişiyle onlar da puanlar almaya devam ediyorlar. Trabzonspor deplasmandan çok kritik bir puan aldılar. O yüzden bu 3 takım yine puanlar almaya devam ederse bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Bu takımlardan bence son haftalarda en fazla dikkat çekeni Gençler Birliği. Çok iyi gidiyorlar. Özellikle Fenerbahçe maçıyla başlayarak çok iyi bir formları var. Gençler Birliği'nin ben kısa süre içerisinde bu psikolojik atmosferde çok biraz daha önde olduğu için çıkabileceğini düşünüyorum. Fakat Kayseri Spor eğer puan alıyor ama 3 puan almaya başlamazsa o da kendisini sıkıntıya sokacak. Tabii ki bugün Yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçı da var. Yeni Malatya Spor da alt sıranın en üstünde, öyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe maçından da bir galibiyet alamazlarsa Yeni Malatya Spor'un da işi çok zor. Çünkü Fenerbahçe maçı sonrası Yeni Malatya Spor'un hem Ankara Gücü'yle hem de Erzurum Spor'la maçları var. Yani bu maçlardan çıkacak sonuçlara göre de her şey değişir. Ama şunu söyleyeyim. Bu takımlardan bana göre son haftalardaki futbolu değerlendirecek olursak Ankara Gücü'nü artık söylemiyorum. Çünkü Ankara Gücü çok farklı bir futbol oynamaya başladı. Ankara Gücü bir orta sıra takımı gibi oynamaya başladı. Ankara Gücü'nün ben düşeceğini bu sezon zannetmiyorum ama dikkat çeken takım Gençler Birliği. Şans olarak da şöyle söyleyeyim. Kayseri Spor eğer bu şekilde bir puan almaya devam ederse son haftaya kadar kendisini sıkıntıya sokar diye düşünüyorum. Onlar da 3 puan almaya bir an önce başlamalı. Genel futbolu değerlendirdiğinde şansı en düşük takım takımın Kayseri Spor olduğunu düşünüyorum ben. Ama 14. sıraya kadar 14. 15. sıradan itibaren o sıradaki takımlar çok fazla değişecektir. Başakşehir ve Yeni Malatya Spor'un şansı, küme düşme şansı, alta düşme şansı aynen devam ediyor. Diğer yandan Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde gerçekten kendini çok toparladı ve hani evet çok zor ama matematik olarak hala şampiyonluk şansları da var artık ki ligin başında çok gerilerdeydiler. Trabzonspor sence bu önümüzdeki 9 hafta boyunca galibiyet, bu beraberliklere son verip galibiyet serisine dönüştürebilir mi ve ligin ilk 3 takımı arasına girebilir mi? Yani ilk 3 takım arasına girebilir. Yani birinciyi söylemiyorum. Birinciyle puan farkını, Beşiktaş'la puan farkını söylemiyorum ama diğer takımlarla puan farkı kapanabilir. Trabzonspor olağan sırasını daha da üste çekebilir. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Trabzonspor'un sezon başında sizin de bahsettiğiniz gibi hiç böyle bir hedefi olmadığı için Trabzonspor sadece maç kazanmaya çalışıyor. Oyun, taktik, teknik gerçekten ikinci planda. Sadece Bakasetas'ın gelişiyle Trabzonspor'un hücum varyasyonu değişti. Bakayeme yönünden dönüyordu. Bakasetas'a döndü bu sefer İbre. O yüzden Trabzonspor'un puan alma olasılığı, yani seri galibiyet alma olasılığı diğer takımları değerlendirdiğimizde çok fazla. Bu olabilir. Yeni bir 4 haftalık bir galibiyet serisi gelebilir. Ama yani ligdeki artık her maç çok zor. Bakın Trabzonspor Kayseri maçında da müthiş bir futbol
Oynamasa da belki 11 tane şut çekti kaleye ve bu 11 şutun 10'unu Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar çıkardı. Yani bazen futbolda böyle akşamlar da oluyor, böyle maçlar da oluyor. Şanssız puanlar da oluyor. Trabzonspor Kayseri maçında da 3 puan oyununu oynadı. Ama bu sezon için Trabzonspor'un hedefi bu noktaya geldikten sonra en azından bir ikinciliği kovalamak olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden seri galibiyetlere Trabzonspor başlayabilir. Bu atmosferle, bu hedefle son haftalara yürüyebilir. Çünkü Avcı geldikten sonra ki 10 haftalık süreçle sezon başındaki sürecin hedefi çok farklıydı, öyle söyleyeyim. Trabzonspor ilk defa son haftalara girerken gerçek bir hedefle ligi bitirecektir diye düşünüyorum. Bu gerçek hedef takıma çok farklı yansıyabilir. Ama benim kafamdaki asıl soru, bu kadar eksiğe, bu kadar transfersizliğe rağmen bunları yapan Abdullah Avcı'nın kendi kadrosunu kurduğunda neler yapacağı, onu çok merak ediyorum. Çünkü Trabzonspor'la kimyası iyi tuttu, iyi bir yol yakaladılar. Yeni sezonda Trabzonspor daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Ama bu saatten sonra Trabzonspor en azından bir Şampiyonlar Ligi potasını kovalayacaktır da bence. Evet, haftanın açılış maçında Karagümrükspor Hatayspor'u konuk etti ve 1-0'la geçti. Bu iki takım da lige bu yıl yeni katıldılar ama adeta ligin böyle gediklisi gibiler. Hani bir asansör takım olmayacaklarını her ikisi de gösterdi. Her ikisi de ligin zirvesindeki takımlara deyim yerindeyse kök söktürdü. Karagümrük ve Hatay nasıl gidiyor sence? Ya şöyle söyleyeyim. Hatay kendinden beklenmeyeni tabii ki veriyor. Çünkü ben Hatay Spor'la ilgili analizlerimi yaparken daha derin araştırmalar yaptım. Ve onun sonucunda şuna ulaştım. Zaten az çok ben ulaştıktan sonra da Ömer Hoca kendisi Galatasaray maçından sonra belirtti. Şimdi şu var. Sezon başında Hatay Spor'un Ömer Erdoğan tercihini ben dahil olmak üzere bütün spor yorumcuları anlayamamıştı. Ve Hatay Spor'un küme düşen ilk takım olabileceğini söyleyenler vardı. Ben bu kadar umutsuz değildim ama yani çok iyi geçmeyeceğini düşünüyordum Hatay Spor adına sezonu. Fakat şimdi alınan oyuncular şimdi şöyle bir şey var. Ömer Hoca önce eğitimlerini alırken kafasında bir oyun şablonu oluşturmuş. Ondan sonra dönmüş bir gözlemci gibi, bir scout ekibi gibi o oyun şablonuna uygun oyuncular aramış. Ondan sonra o bulduğu oyuncuları tek tek telefonla aramış. Kendini anlatmış, Hatay'ı anlatmış, oyun şablonunu anlatmış, oynadığımız oyundan zevk alacağız demiş, kovalayan, ısıran bir takım olacağız demiş. Mantalitesini güzel anlatarak bulduğu oyuncuları tek tek ikna etmiş. Bu çok önemli bir detay. Bu yüzden Hatay Spor ligde zevk veren takımlardan bir tanesi. Bu yüzden Hatay Spor hiç beklenmedik sonuçları alabiliyor. O yüzden ben Hatay Spor'un Ömer Erdoğan'la çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani lige çıkan bir takımın Avrupa potasında olduğunu ilk senesinden ben çok fazla hatırlamıyorum. Önümüzdeki geçmiş yılları değerlendirecek olursak çok fazla yoktu bu. Karagümrük de keza aynı şekilde. Süleyman Urma da çok iyi işler yaptı. Sezona da iyi başladılar. Bence Karagümrük'teki Hatay Spor'a nazaran eksiklik devre arasındaki transfer sayısının fazla olmasıydı. Devre arasına kadar takımın ritmi, takımın atmosferi çok çok iyiydi ama devre arasında gelen transferlerle çeşitlilik çok fazla olunca olağan oyun şablonundan koptu Karagümrük. Bu da zaman zaman skora yansıdı. Yoksa Karagümrük de bir Hatay Spor kadar Avrupa potasında iddialı bir konuma gelirdi. Ama lige çıkan iki takımın da bu denli iyi olması beni mutlu ediyor tabii ki. Erzurumspor için de şunu söyleyeyim ayrıca. Erzurumspor her sezon aynı sıkıntıyı yaşıyor. Onlar da çizgilerinden kopmadılar. Önce öyle söyleyeyim. Ama tabii ki Hatay Spor ve Karagümrük çok farklı bir performans sergiledi. Ben önümüzdeki senelerde çok kolay bir yani beklenmedik durumlar oluşmazsa onların iki takımın da daha üstte oynayacağını düşünüyorum. O yüzden bu şekilde iki takım görmek, ligde böyle takımların olması, diğer takımlara, büyüklere kök söktürmesi beni birazcık da mutlu ediyor. Seyir zevki açısından güzel maçlar ortaya çıkıyor. O yüzden bu iki ekibin de teknik ekibini bize sezon boyunca iyi bir oyun izlettikleri için tebrik etmek istiyorum.
Bugün 3 karşılaşma var ve bu 3 karşılaşma hem zirveyi hem de ligin dibini çok çok ilgilendiriyor. 3 karşılaşmaya baktığımızda Denizli Spor Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü de Başakşehir ile karşılaşacak. Yeni Malatya Spor da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Böyle fikstüre baktığımız zaman tabii çok bence iyi olmayan bir durum var. O da şu, çok fazla İstanbul takımı var. Yani evet, bugün 3 karşılaşma var ve 3 karşılaşmada bir İstanbul takımı var. Üstüne üstlük Fenerbahçe Yeni Malatya'ya konuk oldu olacak. Denizli Spor'un maçı çok çok önemli. Yani bir umut ışığı yakalayacaksa Denizli Spor herhalde bugünkü maçtan çıkaracağı 3 puanla bunu sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Sen Yeni Malatya Fenerbahçe maçını en sona bırakalım ama diğer iki karşılaşma için ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle, çok kritik karşılaşmalar tabii ki sizin de söylediğiniz gibi. Ben Başakşehir'in bu maç bugün galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü Malatya maçında da bir galibiyet alarak artık dur dediler o gidişata, o beraberlik, o psikolojinin, atmosferin kötü olması gidişatına dur dediler. Başakşehir'in ve Kasımpaşa'nın ben bugün kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Denizli Spor çok kırılgan, çok fazla oyunu götüremeyen, 90 dakika boyunca götüremeyen bir takım. Onu söyleyeyim ama evlerinde yine de farklı oynuyorlar. Fakat Sagal ve Rodayga'dan başka bir alternatifleri yok. Ama rakip takımlar öyle değil. Onlar daha fazla takım oyununu ön plana çıkartarak bir şeyler yapıyorlar. Denizli Spor'un ben bu maçı kaybedeceğini düşünüyorum. Başakşehir'in de bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa'da Şenol Can bir Beşiktaş galibiyetiyle başladığı için ben bu formu da devam ettireceğini düşünüyorum. O yüzden Kasımpaşa favorim bugün. Diğer taraftan da Başakşehir'in galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama Yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçına gelecek olursak şunu söyleyeyim. Yani Malatya Spor'da eksikler var. Covid vakalarından dolayı eksikler var Yeni Malatya Spor'da. Ama bu eksikler zaten 11'de oynayan ve 11'e etki eden oyuncular değil. Önce onun bilgisini vereyim ben. Tabii ki rotasyon anlamında Malatya Spor'un eli biraz sıkışacak. Çünkü yerine oynayacak oyuncular sezon başından itibaren o kadar az süre aldılar ki fizik kondisyon olarak çok iyi değiller. Ama yine de keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İrfan Buz'un artık bir galibiyet alarak ben buradayım demeye ihtiyacı var. Yeni Malatya Spor'un ligde kalabilmesi için de bu galibiyete ihtiyacı var. Eğer Malatya Spor bu maçı alırsa o 13. sıraya kadar, 14. sıraya kadar yükselme şansı var. Malatya Spor bu fırsatı kaçırmak istemeyecektir ama çok zor maç olacak. Çünkü sanki biraz Malatya Spor hücum sistemini tam oturtamamış gibi İrfan Buz'la beraber. Fenerbahçe'de de Emre Belezoğlu geldikten sonra biraz topta daha fazla oynayan, daha fazla ısıran, özellikle Denizli Spor maçının ikinci yarısını düşünecek olursak daha fazla pres yapan, şut deneyen bir Fenerbahçe oldu. İrfan Can'ın performansını izlemeye başladık. Bir artış olduğunu düşünüyorum ben. Önceki maçlara nazaran. Bekleyip göreceğiz ama futbola doyacağımız bir akşam olacak. Fenerbahçe'nin bireysel yeteneği çok fazla. Hep söyledim, her zaman söylüyorum. Bir duran topla, bir kornerle maçı erkenden alabilirler. Bunun hedefinde olacaktır Fenerbahçe. Zaten şampiyonluk içinde puanlara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Puan alıp bekleyecek. Çok fazla bir şans yok. Güzel bir maç olacak. Bu 3 maçın ikisinin kafamdaki favorisini söyledim ama bu maçın gerçekten iki takımı ayrı ayrı değerlendirdiğimde bir şey düşünemiyorum, bir favori düşünemiyorum. Şu takım %100 kazanır diyemiyorum. 90 dakika boyunca çok iyi oynar, oyunu kontrol eder diyemiyorum. Ama zevkli bir maç olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Umarım hataların olmadığı, hakem hatalarının olmadığı, futbola doyduğumuz bir gün daha geride bırakırız. Bülent Kanköse çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, gelelim kısaca hava durumuna. Bugün İstanbul'da özellikle soğuk hava dalgası var. Marmara'da kuvvetli fırtınanın etkisiyle hava sıcaklıkları birdenbire düştü. Tam bahara yakışır bir hava oluyor aslında ve bazı illerimizdeki yüksek hava sıcaklıkları da şöyle: İstanbul 8, İzmir 18, Antalya 20, Ankara 18 derece, Trabzon 17, Erzurum yine 17 derece ve Diyarbakır 25 derece.
Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize aşağıda linkini gördüğünüz patreon.com/medyascope.tv adresi üzerinden ya da YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olursanız sizinle daha güçlü ve daha özgür olabiliriz. Tekrar bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.